Yeni başkent Simit Sarayı olarak Ramazan ayı boyunca iftar yemeklerinizin vazgeçilmez adresi olacağız. Yeni iftar menümüzle de siz değerli hemşehrilerimizin hizmetindeyiz. Hamile eşini ilçemizde bulunan özel bir hastaneye tedavi ettirmeye götüren Muhammed Aktaş, eşine yanlış teşhis konulduğunu ve bunu Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde öğrendiklerini iddia etti. Hastane hakkında zehir zemberek açıklamalarda bulunan Aktaş, maddi ve manevi zarara uğradıklarını söyledi. Merhabalar, yanımızda Muhammed Aktaş var. Muhammed Bey'in eşi hamile, 2 hafta önce de bir rahatsızlık geçiriyor ve korktu hastanesine gidiyorlar. Hastanesinde de dış gebelik diyorlar, doğru mu? Evet. Dış gebelik diyorlar fakat birkaç gün sonra tekrar rahatsızlanınca öyle olmadığını anlıyorlar ve Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gidiyorlar ve derdilerini burada çözüyorlar. Bir de olayın aslını Muhammed Bey'den dinleyelim. Buyurun. Şimdi 2 hafta önce biz hastanesine gittik. Evet. Kadın doğuma gittik. Hani evde biz gebelik testi yapmıştık. Doğru çıkmıştı. Hani bir de orada şey yapalım dedik. Dış gebesiniz dediler bize. Evet. Dış gebenin de tehlikeleri işte iç kanamaya neden oluyorlarmış ve çocuğu düşüreceklermiş. Bize öyle dediler. Annenin ölümüne kadar. Annenin ölümüne kadar gidiyormuş yani. Ondan sonra biz çıktık ve bize çıkmadan önce de dediler ki işte sancı falan olunca hani bıçak yarası gibi, bıçak saplar gibi sancı olursa iç kanamadır. Ve saat kaç olursa olsun direkt hastanemize gelin dediler bize. Saat 9-10 civarları bahsettiği sancılar gerçekleşti. Biz de apar topar ilk önce devlet hastanesine gittik. Hani bütçemiz biraz düşük olduğu için. Gittik devlet hastanesine. Devlet hastanesi dedi bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Ya Antalya'ya götürün ya da Üzel'e götürün dediler bize. Biz de buraya geldik. Doktor bey makamında yok. İşte çağırdılar, kontroller falan. Biz bir gün orada kaldık. Hastanesinde kaldık. Hala bize dış gebelik diyorlar. Hani biz de korktuk Antalya'ya götüremedik. İç kanama var diye. Ondan sonra muayene ettiler, tedavi ettiler. Sabah bizim çıkışımızı verdiler. Serumla falan. Evet. Ondan sonra perşembe günü tekrar kontrole gelin dediler. Yani arada bir hafta var. Bizim ağrılar, işte hanımın ağrıları dinmeyince eğitim araştırma hastanesine randevu aldım ve pazartesi ilk işimiz hastaneye gitmek oldu. Evet. Hastaneye gittiğimizde kadın doğuma sıra almıştık. Kadın doğum baktı ve direkt dedi ki bize dış gebelikle hiçbir alakası yok. Direkt siz genel cerrah gidin dedi. Genel cerrah baktı, yatışımızı verdiler. Saat gece 1'de apar topar ameliyata götürdüler. Ne ameliyatı? Apantis ameliyatıymış. Dış gebelikle hiçbir alakası yokmuş. Evet. Apantis ameliyatına girdi. Aşağı yukarı 7-8 gün kaldık hastanede. Böyle. Peki dönüp durumunuzu söylemişsinizdir. Ne dediler yani? Şimdi hastaneden çıkar çıkmaz ben hastanesine gittim. Dedim yetkili bir insanla görüşmek istiyorum ben. Halkla ilişkiler uzmanını çağırdılar. Durumun en ince ayrıntısına kadar anlattım. Ve bana dediler ki haklısınız davanızda. Şikayet etmekte de haklısınız. Biz size geri dönüş sağlayacağız dediler. Pazartesi gittim ben. Çarşamba günü kesin sizi ararız dediler. Bugün genel kurul toplanacakmış herhalde. Şikayet formunu doldurdum. Daha bir sonuç yok yani. Aramadılar. Ben aradım. Size geri dönüş sağlayacağız dediler. Hala da bir şey yok yani. Yani peki apandis son haddesine gelmiş mi? Yani zehirleyecek duruma gelmiş mi? O da tehlikeli çünkü. O da ölüm tehlikeli. Gerçekten var. Tehlikeli olmamış olsa gece saat biz hani pazartesi, salı, çarşamba değil yani. Gider gitmez gece saat 1'de bizi direkt ameliyata aldılar. Evet. Peki buradaki devlet hastanesinin eksiği neymiş de bakamadılar? Şimdi neden bakamadılar? Biz hastanın dış gebelik olma ihtimalini bilerek biz oraya gittik. Hani bize ya öyle söyledikleri için. Biz de onlara öyle söyledik. Biz de dedi ki bakamıyoruz dedi. Hani imkanlar kısıtlı olduğu için direkt Antalya'ya götürün dedi. Bizde iç kanama var olduğu için direkt dedi gidelim. Muayene etti, tedavi etti. Bir günde 620 lira para aldılar. Toplam masrafı neydi? 620 lira daha fazla. Daha fazla. Hani gündüzden de geldik. Sonuçta yanlış teşhis. Parayı iade etme durumu var kesinlikle mı? Yok yani. Daha hiçbir şey yok yani ortada. Daha aramıyorlar değil mi? Aramadılar. Ben aradım. Daha geri dönüşte sağlamadılar. Peki şu anda sağlığı nasıl hanımın? Şu an ameliyat oldu. Biraz da ağrıları var. Yani %100 apantis ameliyatı. Apantisten kaynaklanan bir şeymiş. Dış gebelikle hiçbir alakası yok. Peki. Demek istediğim şu süreçte. Mesela cumartesi, pazar oldu. Apantis patlasaydı bunun vebalini kim ödeyecekti? Doğru,
haklısınız. İnşallah yetkililer sesinizi duyar ve sizin de sağlıklı bir çocuğunuz olur.